Diyarbakır'ın Suru ilçesinde 15'te yaşanan terör olaylarının ardından pek çok yapı hasar görmüştü. İlçede restorasyon çalışmaları sürüyor. Aslına uygun şekilde yenilenen 4 kilisenin önümüzdeki yılın sonunda ibadete açılması planlanıyor. Terör olaylarında zarar gören 4 kilise restore ediliyor. Kiliselerin 2020 yılının sonunda ibadete açılması planlanıyor. Diyarbakır'ın Suru ilçesinde 2015 yılında yaşanan terör olaylarından 6 mahalle etkilendi. Birçok kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bir yıl süren olayların sonunda ilçe için yeniden imar ve ihya çalışması başlatıldı. Bu kapsamda aralarında kilise ve camilerin de bulunduğu 365 tescilli yapı restore ediliyor. Ermeni Protestan Kilisesi'nin restorasyon çalışmaları son aşamada, 1-2 ay içerisinde tamamlanmış olacak. Dolayısıyla yani surun içerisinde yoğun, hummalı, detaylı bir çalışma devam ediyor ve inşallah 2020'nin sonuna kadar burada da önemli bir mesafe kaydedilmiş olacak. Şimdiye kadar başta Kurşunlu Camii olmak üzere birçok eser aslına uygun şekilde yenilendi. 4 kilise ve bazı camilerin restorasyonu ise devam ediyor. Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu restorasyon faaliyetlerinin tamamlanarak bu kiliselerin de faaliyete geçmesi, ibadete açılması hedefleniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından restore edilen 4 kilise için toplam 30 milyon lira harcanacak. Sur'daki terör olaylarında 3695 bina ve 638 korumaya değer yapı hasar görmüş, bölgedeki operasyonlar 103 gün sürmüştü. Son haberimizde haber merkezi kuşağını 12 bülteniyle noktalıyoruz. Hoşçakalın.